Efendim merhaba. Bu akşam Ulusal Kanal ortağı olarak aramıza katıldığından dolayı çok gururlandığımız ve çok mutlu olduğumuz, tanışmaktan da çok mutlu olduğumuz bir konuğumuz var. Muhammed Yılman. Hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk. Efendim siz Aydın Kuyucak'tan buraya bizi kırmayıp geldiniz. Biz sizi tanıdık. Çok mutlu olduk. İzleyicilerimizin de sizi tanımasını istedik. Tanıdıkça neler yaptığınız ortaya çıkacak. Mutlaka, Buyurun. mutlaka. Önce kendinizi bir kısaca tanıtın, ondan sonra devam Kısaca edeceğiz şöyle zaten. diyelim. Aydın ilinin Çine ilçesine bağlı Evciler köyünde dünyaya geldim. 1953 doğumluyum. Lise mezunuyum. Esnaflıktan emekliyim. Bağkur emeklisiyim. Halen de çalışıyorum. Şu anda Aydın Kuyucak'ta Aydın bir Kuyucak 12 yıldır kahvede Aydın Kuyucak ilçesinde çalışıyorsunuz. ikamet etmekteyim ve Aydınlı olmaktan, Kuyucaklı olmaktan, Türkiye'li olmaktan son derece mutluyum. Evet. Ülkemin bütün insanlarını seviyorum. Onların da beni sevdiklerinden eminim. Şimdi tabii bu arada sizi tanıyınca keşfettiğimiz özellikleriniz, belki de öne çıkması gereken özellikleriniz var. Şiir yazıyorsunuz. Şiir Evet. kitabınız. Bende bir tane var ama başka şiir kitaplarınız çıktı mı İki bilmiyorum. tane daha hazırlıyoruz. Evet. Bu arada sayın izleyiciler, Sayın Muhammed Yılman'ın pek çoğumuzun bildiği şarkılarının güftesi ona Var. ait. Evet. Çalışmalarımız Onlardan var. da örnekler sunacağız çok kısa da olsa. Önce şiirinizden bahsedelim ve sizi müzikle nasıl tanıştınız isterseniz onlardan da bahsedin. Şimdi müzikle tanışmamız 1969 yılında Avni Anıl'ın Musiki Nota adlı dergisiyle başladı. 72'ye kadar süren bir aboneliğimiz oldu. 72'de abonelik süresi bitti. Kapandı dergi. Daha sonra Avni Anıl 1984 yılında İzmir'e yerleşti. Gene Musiki Nota dergisini çıkarmaya başladı. Ben gene abone oldum. O vesileyle dergide şiirlerimiz yayınlandı. Bunlar bestelendi. Öylesine bir tanışıklığımız var. Bayağı da meşhur oldu o Meşhur oldu, şarkılar. meşhur Evet. oldu. Şimdi önce tabii bir şiirlerinizi bir göz atalım. Çok güzel şiirleriniz var. Ve güfte yapmak için de son derece sizin peşinize koşan kişiler var. Kişiler de var. Evet. Şimdi bu şiirlerden isterseniz biraz örnekler verelim. Şu anda arkadaşlar Tabii, ekrana şeyi verdiler. tabii. Bu dalgalanan al Bunlardan bayrağım. Dalgalan al bayrağım şiirini. Albayrak. Evet. Ben bu şiiri 2009 yılında Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdim. Aradan 6 aylık bir inceleme sonucunda bana gelen yazıda, Genelkurmay'dan bana gelen yazıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan komutan ve Mehmetçikleri derinden etkileyerek mücadele azim ve kararlılığımızı arttıracağına inandığımız şiirinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Mustafa Bakıcı, Tuğgeneral, Genelkurmay İş Güvenlik Daire Başkanı. Şimdi bu şiiri okuyorum. Dalgalan al bayrağım. Cumhuriyettir adım. Soyadım demokrasi. Doğudan batısına ülkemin efendisi, yüksek ahlaki değer, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, dalgalan al bayrağım, gün seninle doğacak. Hep bir soyun evladı, cevherin damarıyız. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurum Aydınlıyız. Birlikte ve el ele, mutluyuz ve şanlıyız. Dalgalan al bayrağım, gün seninle doğacak. Özgürlük karakterim, bağımsızlık ilkemdir. Uygarlığa giden yol, ilim, irfan ve fendir. Atatürk ilkeleri, geleceğim özlemdir. Dalgalan al bayrağım, gün seninle doğacak. Kalmadı tahammülüm, çatladı sabır taşım. Kükrerim gökler gibi, fışkırır yerden başım. Kim tutar artık beni? Göklere değer başım. Dalgalan al bayrağım. Gün seninle doğacak. Birlikten kuvvet doğar.
Kuvvet ise güvendir. Bizi bağlayan unsur kader, kıvanç, elemdir. Dosta sevgiyle baksak düşmanlara sitemdir. Dalgalan al bayrağım, gün seninle doğacak. Kalmadı tahammülüm, çatladı sabır taşım. Kükrerim gökler gibi. Özür dilerim. Hocam bunu yeniden alabilir miyiz? Yok. Fazla zamanımız yok o yüzden. Tamam. İsterseniz bu devamını ben buradan size hatırlatayım isterseniz ama gerek başka yok. Konular da var. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Onlarla devam edelim. Tamam. Şimdi burada kitabınızda, bu şiir kitabınızda güzel bir bölüm yakaladım. İspanyol bir sanatçı Pablo Casals'ın çok güzel bir olaydır. Çok kısa bir şeyini anlatıyorsunuz. Bölüm var burada. Orada bir laf var. Ben bu arada sanatçı yalnız yaratmak için, savaşmak için de vardır. Evet. Sayın Yılmaz'ın görüntülerini de isteyeyim ben rejiden. Kahvede hem çalışırken. Siz burada çalışansınız. Evet. Evet, hem çalışıyorsunuz. Nasıl ulusal kanala ortak olmak aklınıza geldi? Artı bu arada bu lafı da hemen söyleyeyim. Ben program kısa olduğu için hepsini böyle arka arkaya söylemek zorunda kalıyorum. Sanatkar hem yaratmak hem de savaşmak, mücadele etmek için vardır. Evet. O çok önemli. Evet, bundan bahsedin. Şimdi sanatçı, Atatürk'ün sanatçılara bir öğüdü var. Ürettiğiniz eserlerde maddi, fikri ve hissi uyanıklığı temsil eden eserler üretinler. Bu çok önemli. Şimdi maddi, fikri ve hissi zenginlik insanda bambaşka bir değişime yol açar, devrime yol açar. Nasıl diyelim onu? Sanatkar savaşmak için vardır. Yani ben sanatçıyım, öyle sanatçılar var, devlet sanatçılığı unvanı almış arkadaşlarımız var, onu da biliyoruz. Ama devletin içinde bulunduğu durumu görmelerine rağmen kıllarını da kıpırdadıklarını sanmıyorum. Ama Kültür Bakanlığı'nın bankamatiklerinden gidip paraları çekmesini de biliyor. Kimin kültür devlet sanatçısı olduğu da belli değil günümüzde. Evet. İşin o tarafı da var. Evet. Peki, şimdi Ulusal Kanal ortağı almaya karar verdiniz. Evet. Bunun için müracaatta bulundunuz. Bulunduk. Evet. Olumlu da sonuçlar elde ettiğimi düşünüyorum. Güzel şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem şu. Tanrı insanları birbirinizi seviniz diyor. Sevmek paylaşmaktır. Sevmek yaratılmış bir güzellikte yaşamaktır. Ben diyorum ki birlikte bir güzellik yaratalım. Yarattığımız o güzellikte birlikte yaşayalım. Evet. Bütün mesele bu. Şu anda hala bu işi devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Yarın sabahleyin kuyucağa indiğimde de gene çalışacağım. Peki, herkes orada ama ulusal kanala geleceğinizi biliyorlar. Tabii biliyorlar. Şu anda izliyorlar sizi de. Tamamı biliyor. Şimdi efendim ben Sayın Yılmaz'ın güftesini yazdığı şarkıları ekrana getirmek istiyoruz. Çok kısa olacak maalesef. Arka arkaya isterseniz hangileri var ben buradan söyleyeyim. Düşen Sarı Yapraklara var mesela. Önce onu bir izleyelim. 10 saniyelik bir bölüm sadece. Şimdi diğerlerini de verelim isterseniz. Kısa olduğu için isimlerini ben şu anda burada yanılabilirim. Diğerlerini de arka arkaya verelim. Bir de onlar hakkında konuşalım. Yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara, seni sordum yok dediler. Tutuşan gönüllere, ah eden bülbüllere, goncalara, günlere sor beni sen. Evet, bu güfteler, bu şarkılar oldukça ünlü. Hepimiz evet. De biliyoruz, çoğumuz biliyoruz. Devam ediyor musunuz tekrar güfte yapmaya? Güfte yapmaya şu anda devam etmiyorum. O iş biraz aksadı.
Bu konulara pek fazla eğilmekten ziyade ben ulusal konulara daha çok ağırlık vermeye başladım. Bunlar da güzel şeyler. Bunların da inkar edilebilecek tarafları yok ama içinde bulunduğumuz şartlar gereği farklı şeyler düşünmek zorunda kalıyoruz. Evet. Ama şiir yazmaya devam ediyorsunuz. Tabii. Peki, şimdi yine sizin şiirinizden bugün mesela çok önemli bir gün. Bu andımızın Danıştay tarafından tekrar... Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet, ne mutlu Türk'üm diyene şiirleriniz var. Yani bütün bu şiirlerinizde aslında çok ciddi anlamda sizin bir sorumluluk duygunuz duygusuyla söz konusu. Duygusuyla hareket ediyoruz. Bütün yazdıklarımda ben o sorumluluk duygusunu hissederim. Sanatçı yapmış olduğu, yaratmış olduğu eserlerin her şeyine sahiptir. Evet. Ben şurasını kabul ediyorum, burasını kabul etmiyorum diye bir şey yok. A'dan Z'ye onu içinizde alıp sindireceksiniz. Evet. Bunun başka çıkar yolu yöntemi de yok. Peki siz şimdi bizim ulusal kanalın TürkSat dönemi bir imece çalışmamız var. Siz aslında onun için de ulusal kanala katılmak hem de gelmek de istediniz. Bizi zaten davet etmiştik. Evet. O konuda da bizi desteklemek istediğiniz, bu konuda büyük bir sorumluluk almak istediğiniz. Şimdi Ulusal Kanalı'nın TürkSat için hazırladığı imece çalışması var, onu biliyorum. Bana da mesaj geldi gündüz. Ben de bir büyük ortaklık hissini alarak bu olaya katılmak istiyorum. Ben de imeceye katılıyorum. Katılıyorsunuz. Herkesin de katılmasını diliyorum. Peki... Kahvede eminim çok politika konuşuluyordur, mutlaka, siyaset konuşuluyordur. Mutlaka, biz biraz politika üstü oluyoruz. Aslında hep şöyle derler, siyasetçiler biliyorsunuz mutlaka. Seçim zamanı sahaya indikleri zaman ilk önce kahveleri ziyaret ederler. Evet, doğrudur. Evet. Nasıl buluyorsunuz? İnsanların tepkileri, hayat nasıl gidiyor? Tepkiler bireysel oluyor. Onları birleştirmek gerektiğine ben inanıyorum. Tepkiler hep bireysel, konuşuluyor, kahvehane konuşmaları ama tertip, düzen diye yani başlangıç ve sonuç olarak bir şeyi başlarsınız, geliştirirsiniz, bir sonuca ulaşırsınız. Evet. Karar verme mekanizması yok. Evet. Hiç kimse karar veremiyor. Karar verecek olan mekanizmalar onların toplu olarak bir araya gelerek düşüncelerini ifade etmeleri ve bir sonuca ulaşmalarıyla mümkün. Böylesine olanaklar da yok. Peki ama siz de bu konuşmalara dahil oluyorsunuz. Zaman zaman dahil oluyoruz. Olmak zorunda kalıyoruz. Ama biz biraz işin üstünde kalıyoruz. Onlar şimdi aşağılara inersek bu işin çığırından çıkacağını da biliyoruz. Ama geçiminiz tabii şu anda bu oradan, işten devam ediyorsunuz. Tabii devam ediyor. Peki ben yine şiirlerinizden bahsedeyim. Sizin asıl yoğunlaştığınız şiirlerinizden. Evet. Mesela peşinde çok koşulan şiirden bahsettiniz. Mecnun da nedir ki benim yanımda? Kimler koştu? Yani o çok kişi bestelendi. O şiir 1990 yılında bestelendi. Bestekarla bizim aramızda bir olay gündeme geldi. Nihavend Bakan'da çok da güzel bir eserdi. Avni Anıl verdi o arkadaşa o eseriyle. Onu ben okumak isterim. Benim en büyük özelliklerimden birisi tabii de o. Tabii buyurun dinleyelim sizi. Rüzgarın önünde var. Savrulan benim, sevdanın çölünde kavrulan benim, bir Leyla uğruna çıldıran benim, Mecnun da nedir ki benim yanımda, durmayan saatler zamanlar benim, dağların doruğu ummanlar benim, fırtınalar benim, tufanlar benim, Mecnun da nedir ki benim yanımda, hazların serinde koşturan benim, sazların telinde coşturan benim, her günümde duman toz olan benim, Mecnun da nedir ki benim yanımda. Vallahi çok Mecnun'a kafa tutan Fuzuli'den sonra ikinci kişiyim. Fuzuli sadece bir beyitte geçiriyor bunu. Bende Mecnun'dan da Füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı Sadık menem Mecnun'un ancak adı var. Yani bende Mecnun'dan da fazla aşıklık yeteneği var. Gerçek aşık benim, Mecnun'umsa ancak adı var. Peki, siz bir enstrüman çalıyorsunuz. Melodika, armonika, org. Yani halen bu müzik çalışmaları devam ediyor. Ben de evime geldiğim zaman onlarla ayrı bir dünya kurarım. Profesyonel olarak değilsiniz ama. Amatör olarak ama çok iyi çalarım.
Evet. Çok iyi de çalarım. Peki ama yani gerçekten yeni güfteleri bekliyoruz. Zaman bulabilecek misiniz bilmiyorum. Marş haline getirilebilecek olaylarla daha çok ilgileniyorum şu anda. Tabii. Onların zamanı geldiğine inanıyorum. Evet. Şimdi bizim biraz da kemalistik yanımız var. Herkes büyük ölçüde toplantı halinde Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını söylüyorlar. Mustafa Kemal'in askerleri tabii ki güzel, tabii ki başımızın tacı. Ama Mustafa Kemal olmadan askerleri, yani madde ile ruh birleşmeden nasıl olacak? Bizim biraz da Mustafa Kemal'lere ihtiyacımız var. Ben kendimi o konuda onunla da özdeşleştirdim ve dedim ki uygarlık yarışında pusulam ve de ülküm, ilkelerindir atam, ilkelerindir gücüm, kimselere benzemem, kimse benzemez bana, maddesiyle, ruhuyla, o benim, Atatürk'üm. Biraz da Atatürk'lere ihtiyacımız Peki. var. Şimdi programımızı, biz arkadaşlarımızın hazırladığı güzel bir klip var, onunla kapatacağız. O yüzden birazdan veda edeceğiz. Son hoş geldiniz aramıza. Buraya hoş geldiğiniz bulduk. İçin de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi son tabii ki sözü adettendir. Konuğa vermek gerekiyor. Son bir sözünüz varsa eğer bu programda. Şunu istiyorum. Sevgilerin, sevinçlerin birbirine ortak, zincirle halkalanmış, insanların birbirine dost olduğu bir dünya ve Türkiye istiyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Efendim bu akşam o güzel kliple size veda edelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İşte ellerimiz. Biz ellerimizi veriyoruz. İşte gözlerimiz. Gözlerimizi de veriyoruz. Ayaklarımızın ikisini birden ve tırnaklarımızı da. Sizden çorap istiyoruz. Bir çift çorap. İstiyoruz sizden çarık ve kara sahtiyanla. Biz veriyoruz kemiklerimizi ayan beyan. Süngü istiyoruz sizden. Kılınç ve mızrak demiri. İşte kanımız. Biz kanımızı da veriyoruz. Sizden gaz yağı, benzin, gres yağı, vazelin. İstiyoruz sizden fişeklik ve barutun tamamını, %40'ını mercimek ve sabunun. Sizden kundura çivisi, sara çiftliği, mal demiri. İstiyoruz sizden solüsyon, sülfürik asit ve tutkal. Biz gövdelerimizi veriyoruz. Hepsi de yürekli. Sizden gömlek istiyoruz. Bazen gömlek. Tuz, bez istiyoruz sizden. Tuz ve bez. Biz kollarımızı veriyoruz. Kollarımızın ikisini de. Sizden istiyoruz iki öküzün birisini. Biz ciğerlerimizi veriyoruz, kimse istemeden. Veriyoruz ciğerlerimizin akını, karasını. Körük istiyoruz sizden ve kükürtün yarısını. Sizden arpa, saman istiyoruz ve kuru fasulye. İstiyoruz çorbalık, un, şeker vesaire. Canlı organlar ve bütün aletler yükümlüdür. Tornalar da yükümlüdür. Frezeler ve bıçkı çelikleri. Mazlumlar kurtuluş istiyor. Vereceğiz. Milletimizden aldık ilk büyük siparişi. Acildir. 9 Eylül sabahına yetiştireceğiz. Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal Türk milletini İmece'ye çağırıyor. Ulusal gönüllüsü oldunuz mu? 0212 245 81 81